Güvenlik açısından Cevat Öneş telefon attığımızda eski MİT Müsteşar Yardımcısı. Hoş geldiniz Cevat Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar Sayın Oğan. Çok teşekkür ederim. Bir krizle karşı karşıyayız. Yani buna krizi profesyoneller söylüyor. Ben söylemiyorum. Bu kriz evet. Ne zaman çözülür, nasıl çözülür tam olarak bilemiyoruz ama bugün mesela basın toplantısı yaptı. Amerika'nın Ankara evet. Büyükelçisi Türkiye ile Amerika'nın işbirliğinden doğan olumlu sonuçları aktarırken işte terörle evet. mücadelede şöyle işbirliği yaptık ve 9,5 aydır Türkiye'de bomba patlamıyor. IŞİD bunu yapmak istemediğinden değil, Türkiye ile Amerika'nın istihbarat yönünden işbirliği yapmasından kaynaklanıyor dedi. Bu acayip böyle bir yorumlara da neden oldu. Siz de dinlemişsinizdir. Evet. Ne demek istedi mesela Büyükelçi burada? Bundan sonra patlarsa şaşmayın, bu işbirliği falan böyle bir aba altından sopa gösterme olarak mı değerlendirelim? Yoksa yok değerli bir ilişkimiz var'ın altını çizmek için mi söyledi diyelim? Sayın Orhan, mesele gerçekten ABD ile bugün ortaya çıkan sorun ciddi bir sorundur. Bir evet uzmanların da ifade ettiği gibi bir krizdir. Ve bu kriz sadece ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunda çalışan iki kişinin bir tutuklama veyahut da gerek adli gerekse emniyet soruşturması yapılması olayıyla ortaya çıkan bir mesele de değildir. Ha, bu kadar dar da bakmayalım diyorsunuz. Bu kadar meseleye dar bakmayalım. Bu bir süreçtir. Yani tabii 1990'lı yıllardan itibaren ABD'nin Afganistan'ı işgali ve Orta Doğu politikasıyla başlayan süreçle birlikte meydana gelen gelişmeler içerisinde Türkiye ve ABD ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlar, çıkar çatışmalarının ortaya çıkması, işbirliğinin devam etmesine rağmen çeşitli dönemlerde inişli çıkışlı ilişkiler ve sorunlar. Bunu işte en son İstanbul Başkonsolosluğunda meydana gelen olay bir bardağın taşan damlası şeklinde görmek lazım. Ayrıca evet ABD bir süper güçtür. ABD dünya jandarmasıdır. ABD ile mücadele solcular bakımından emperyalizmle mücadele gibi şey yapılır, tanımlanır evet. Ve o bakımdan çeşitli yorumlara sebep olur. Ama ABD'nin kapitalizmin gelişimi içerisinde ABD'nin kontrol mekanizmalarının önünde çeşitli engeller bugün çok merkezli bir dünyaya giderken ortaya çıkmasına rağmen ABD hala başat güçtür. Kapitalizmin başat gücüdür. Küresel sermayenin, finansın askeri, siyasi, ekonomik gücüdür. O bakımdan ortaya çıkan sorunları hamaset kavramlarıyla, söylemleriyle değil, reel durumla birlikte çok objektif değerlendirerek muhtemel gelişmeleri de dikkate alarak meseleye bakmak lazım. Bu şartlar altında Büyükelçinin söylediği bu IŞİD'le ilgili hatırlatma. İşte burada ifade ediyorum. Oradan devam ediyoruz. İfade evet. ettim. Dünyanın jandarma gücü dedik. Birleşmiş Milletler'in etkili gücü. NATO'nun bu bir hatırlatma mıdır gücü. Cevat Bey? Böylesine, yoksa... O bak şunu şöyle ifade edeyim. Böyle bir güçle ilişkiler mutlaka önemlidir. Hele hele Türkiye'nin de NATO sistemi içerisindeki aldığı yer, NATO ilişkileri ve ABD ile olan stratejik ilişkileri çerçevesinde ekonomik, sosyal, diğer siyasi ilişkilerin dışında, askeri ilişkiler dışında güvenlik meseleleri de Türkiye-ABD ilişkileri içinde çok önemli yer tutar. Evet, bu konulardan kaynaklanan sorunlarımız da olabilir ama ilişkiler önemlidir, işbirlikleri önemlidir. Devam etmesi lazım diyorsunuz değil mi?
tartışması tabii ki devam edecek. Bu işbirliği devam etmezse ama ortaya çıkan hatalardan ders alarak muhtemel bir başat güçle birlikte hareket etmenin yarattığı sorunları dikkate alarak sağlam politikalar oluşturarak bu ilişkiler mutlaka devam ettirilmelidir, ettirilecektir zaten bu tartışması. Bir sorun var. Siz tecrübeli bir isimsiniz. Güvenlik alanında da çok ciddi tecrübeleriniz var. Dünyayı da takip ediyorsunuz. Onlarca insan çalışıyor. Bu özellikle hükümete yakın gazetelerde görüyoruz. Burası ajan yuvası diye İstanbul Başkonsolosluğu'nun fotoğrafları yayınlanıyor. Hatta TRT'de dün akşam Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut'un da bulunduğu programda o arazi Amerikalılara niye verilmiş, bu kadar büyük arazide ne yapıyorlar bu kadar büyük binalarda diye sorguluyorlardı. Sanki yasa dışı bir faaliyet yapılıyormuş gibi. Buralar nedir? Yani bu insanlar burada çalışıyorlar, güvenlik içinde çalıştıklarını şimdi söylediler. Ne yapıyorlar yani bu insan? Bu kadar çok kalabalık insan ne yapıyor burada? Sayın Oğlan, şunu tespit etmemiz lazım. Ne dedik? Dünyanın başat gücü dedik. Evet. Dünyanın jandarma gücü dedik. Tamam. Şimdi çok uluslararası ve bölgesel meselelerde etkili güç dedik, tayin edici güç dedik. O halde demek ki bu süper gücün istihbarat kabiliyeti güçlüdür, etkindir. Ve bu istihbarat gücünü de dünyanın çeşitli merkezlerinde yerleşik hale getirmiştir. Bunun tedbirlerini almıştır. Süper güç olmanın getirdiği zorunluluk ve sorumluluk. Şimdi böylesine olunca Türkiye ABD için önemli bir ülkedir, stratejik bir ülkedir. Gerek coğrafi bakımından, gerekse enerji kaynaklarının geçiş yolları olması, enerji kaynaklarını kontrol mekanizmaları içerisinde Türkiye'nin yeri, Türkiye'nin büyüyen gücü ve Türkiye'nin gerek Balkanlar, gerek Orta Doğu, gerek Avrasya çerçevesinde kazandığı önem dikkate alındığında demek ki ABD'nin Türkiye'de etkili istihbarat gücü vardır. Şimdi bu etkili istihbarat gücü hükümetlerin, devletlerin kendi hukuki ilişkileri içerisinde bir akredite edilen personel tarafından yapılır. Bizim de akreditasyon içerisinde ya ABD'de çalışan mensuplarımız vardır. Amerika'nın da Türkiye'de ve Türkiye'nin Ankara'sında veyahut da ülkenin belirli merkezlerinde hükümetin bilgisi çerçevesinde akredite edilen çalışan istihbarat elemanları vardır. Ancak bunun dışında işte o süper gücün veyahut da ülkelerin imkan ve kabiliyetlerine bağlı olarak akredite edilmeyen, o yerel hükümete bildirilmeyen personelin de olduğunu biliyoruz, kabul etmek lazım. Bu ülkelerin gücüne göre dağılımlar farklı olur tabii ki. O bakımdan şimdi İstanbul Başkonsolosluğu'nda, Ankara merkezinde, ABD'nin diğer başkonsolosluklarında akreditasyon içinde olan çalışan istihbarat elemanı vardır, biz biliyoruz. Ama onun için dışında akredite edilmeyen personeli de olabilir. Bunu da tespit etmek istihbarat kuruluşlarının görevleridir. Kontrol altına alınmaları gerekir. Bütün mesele bu kontrol altına alınıp alınamama mekanizmasının yeterince çalışıp çalışmadığı meselesi, etkili olup olmadığı meselesidir. Şimdi buradan şunun için sordum bunu. Türkiye'de genel bir inanış var. Bu 15 Temmuz'la ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bağı var diye. İşte Amerika Dışişleri Bakanı'nın geç açıklama yapması, hükümetin arkasındayız, seçim hükümetin arkasındayız diye. Fethullah Gülen'in bir şekilde iade edilmemesi, Gülen cemaatinin birçok önemli ismin Amerika'da olması, oradan hayatlarına devam ediyor olmaları. Bütün bunlar bir de işte şimdi Başkonsoloslukta FETÖ'cü diye değerlendirilen bir takım ilişkileri, ilişkileri bir iddia biçiminde özellikle yine hükümete yakın medyada yer alan haberler söz konusu. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda şimdi bir noktaya mı geldi? Yani öyle bir inanış da var.
Türkiye Amerika'yı bu sefer yakaladı. Daha önceki darbelerde hep arkasındaydı, yakalanmadı ama bu sefer yakalandı gibi bir şey var. Sizde de böyle bir ne dersiniz bu izlenime? Sayın Oğan, şimdi doğrudur. ABD'yi yakaladık diyelim. Ne yapabiliriz? Gene bize zararlı olan faaliyetlerinin etkisizleştirilmesi önemlidir. ABD'nin bu kadar içimize girmesine nasıl müsaade ettik, nasıl müsaade edildi? Devlet kuruluşlarının, kurumsal yapılarının yetersizliği neden bu derece yüksektir? Ve hatta bu faaliyetlere, yani Türkiye yönelik yıpratıcı, bölücü faaliyetler karşısında niçin bunları önleyici siyaset zamanında üretilemediği sorusunu önce cevaplayalım. Şimdi bunu cevapladıktan sonra da bir daha böylesine ilişkiler içerisinde ülkemize zararlı olacak faaliyetleri, gerek istihbarat faaliyetlerini, gerek diğer faaliyetleri nasıl önlerinizin cevabını objektif verilere dayanarak, araştırarak, kararlar alarak bir çözümleyici siyasetler üreterek alalım. Yoksa lakla meseleyi düzenleyemeyiz. Çok önemli bir şey söylediniz. Açıkta yara bırakmayalım diyorsunuz. Yakalasak ne Evet. Şimdi ABD Başkonsolosluğunda çalışanların içerisinde akredite edilmeyen istihbarat mensupları da olabilir. Evet. Belki bizim kurumlarımız da biliyorlardır. Ancak bunun faaliyetinin ortaya çıkarılması, deşifre edilmesi somut verilerle olur. Bir suçüstü yaparsınız veyahut da suçüstünün yanı sıra belgeleriyle ortaya koyarsınız ve bu gerek ülkeler arası ilişkiler içerisinde mesela yargıya gitmeden halledilebilir veyahut da yargıya gitse dahi gene ülkeler arası ilişkiler içerisinde mesele ortaya konarak ve somut veriler ortaya konarak yargı mekanizması çalıştırılır. Ve hukukun prensiplerine göre uluslararası hukukun gerek büyükelçilik mensupları, gerek başkonsolosluk mensupları ve diplomatların hak ve sorumlulukları, görevleri çerçevesindeki ilkelere, hukuk kurallarına uyarak meselenin gerek kamuoyuyla paylaşılması, gerekse hükümetler arası ilişkiler içerisinde meselenin hem engellenmesi hem de çözümü yoluna gidilmesi gerekiyor. Bunun için bir mekanizma kullanıyorsunuz. Normal işletilmesi gereken kurallardır. Bir şey daha merak ediyorum. Fantazide diyebilirsiniz ama mesela böyle olaylar ortaya çıktığında diyelim ki bu iş ya yargıyla da yargısız olarak hükümetler arasında da çözülebilir diyorsunuz. İstihbarat örgütlerinin temsilcileri, yetkilileri karşı karşıya gelip bak burada böyle bir şey yapmışsın, bunu seni yakaladık, bundan sonra bunu yapma ya da bunu yaptığın için bunu deşifre etmeyelim, bunun karşında bir şey gibi böyle konuşmalar mı olur? Bunlar da olur. Yani şunu açıkça ifade edelim. Özellikle dost ülke demeyelim, işbirliği yapılan ülkeler arasındaki servis çalışmalarında böylesine uygunsuz akreditasyon dışı çalışmalar ortaya çıktığı takdirde mesele yargıya intikal ettirilmeden de o faaliyetin durdurulması ve bir daha tekrarlanmaması istihbarat kuruluşları arasında konuşularak kendi aralarında hallederler diyorsunuz. Halledilebilir ve çok defa da böylesine olur. Ancak anlaşmazlık çerçevesinde veyahut da gerilen ilişkilerin tamir edilmez noktaya gelmesi durumunda yargı yoluna giderek deşifrasyon olayı ortaya çıkar ve bu da tabii ki kamuoyunda doğru ve yanlış çeşitli tartışmaları beraberinde getirir. Çok teşekkür ediyoruz Cevat Öneş, verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim.